Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısında yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına değindi. Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda asıl hedef benim açıklamaları ile ilgili olarak hedefin kendi olduğu doğrudur. Çünkü yolsuzluk yapan hükümetin başıdır dedi. Hedefin kendisi olduğu doğrudur. Çünkü yolsuzluğu yapan hükümetin başıdır. Bahçeli, yargının görevini yerine getirmesi gerektiğini de vurguladı. Önce yargı görevini yerine getirsin. Kısa süre içerisinde yargıda çok başarılı eylemler olmuştur. Bir de bu yönüyle eylemler ortaya koysunlar. Hükümeti istifaya davet ediyor musunuz? Yönündeki bir soru üzerine Bahçeli şunları ifade etti. İstifa çağrısından evvel istifa etmiş bakanlar üzerinde yozlaş, yapma iddialarını karşılayan tedbirleri ortaya koymak lazımdır. Recep Tayyip Erdoğan istifa edince yargı duracak mıdır acaba? Durursa doğru mudur? O bakımdan istifa eden bakanlar başta olmak üzere yolsuzluğa adı karışan isimleri kime dayanırsa dayansın daha evvel de ifade ettiğim gibi Türkiye'de üretilen bütün deterjanlar büyük bir havuzun içerisine dökülmeli ve orada bugünkü hükümet yıkanmalıdır. Tursil'den almayan Persil'den alacak. O modan almayan başkasından alacak. Ama temizlik mutlaka yapılacaktır. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin Diyarbakır Belediye Başkanı'nı tanıtım sırasında konuştu. Demirtaş, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili Başbakan Erdoğan'a çağrıda bulundu. Başbakan'a bir çağrı yapmak istiyoruz. Bakanların görevden alınması, bakanların istifası tek başına durumu kurtarmaz. Kim hırsızlık yapmışsa, halkın parasını çalmışsa onların mutlaka ama mutlaka açıklanması, yargıya teslim edilmesi lazım. Her yerde sadece merkezde de değil, il ilçelerdeki bütün hırsızların tespit edilip halka hesap verir hale getirilmesi lazım.